Arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken şekil çizerseniz çok rahat bir şekilde Pisagor yardımıyla bulabilirsiniz. Pisagor yardımıyla nasıl bulacaksınız? Dik kenarların karelerini toplarsınız. 90 derecenin karşısındaki kenarın karesine eşit olur. Burada gördüğünüz gibi 3 ve 4 çıkmış şu siyah çizgi AB uzunluğu sorulduğu zaman 3'ün karesi 4'ün karesinin toplamı neyin karesi olur? 5'in karesi. O zaman burada X uzunluğu yani AB doğru parçasının uzunluğu 5 olarak bulunacaktır. Evet, bir soru daha. Sorumuz şu şekilde olsun. A noktası 3,4. B noktası 9,12. Yani absisi 9, ordinat 12. AB arasındaki uzaklığı bulun bakalım. Hocam söyleyebilir miyim? 6, 8, 10 üçgeni deme bana da. Hadi söyle. Hocam 10 değil mi? 6, 8, 10 üçgeni mi çıktı sen? Onu mu buldun? Yani hocam 3, 4, 5'in katı oluyor ya. Evet. O yüzden 10. Aferin. Çözüm. Aferin. 3, 4, 5 üçgeninin 2 katı. 6, 8, 10 buldun. 10. Evet. Şimdi ilki 3'e 4 noktası. 3'e 4 noktasını çizelim. 3 burada olsun. 4 de şurada olsun y'si. Bu sefer 3'e 4 noktası A noktası burada. Sonra 9'a 12. Absisi 9. Ordinatı 12 olduğu yeri bir gösterelim. Burada 12 B noktası. Şu B noktası olsun. Tamam. Şimdi diyor ki A'dan B'ye olan şu uzunluğu bulunuz. Tamam mı? Bu siyah karaladığım çizgiyi bulacağız arkadaşlar. O halde yine Pisagor uygulayacağım. Pisagor'u nasıl uygulayacağım? Şu dikey uzunluğu bulacağım. Yatay ve dikey. Dikey uzunluk kaç? 4'ten 12'ye kadar olan uzaklık 8 midir? Ondan evet. Sonra 3'ten 9'a kadar olan uzaklık 6 mıdır? Evet. 6, 8, 10 özel üçgenini bilmeyen arkadaşlarımız için buraya x diyelim. X kare eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesi. X'in karesi eşittir. Kaç oldu? 36 artı 64'ten 100 oldu. 100 hangi sayının karesiymiş? İki tarafın karekökünü de alsanız x eşittir karekök 110 demek. Tabii soruyu yazar yazmaz bir arkadaşımız hemen dedi ki 6 8 10 çıkıyor. Nereden anlıyor? Arkadaşlar hocam, ikinci yol formül vermiş. Neden? X'lerin farkının karesi. 9-3'ün karesi. Sonra y'lerin farkının karesi. 12-4'ün karesi eşittir. X kare diyelim. X'lerin farkının karesi. Y'lerin farkının karesi eşittir. AB'nin uzunluğunun karesine. Buradan 36, buradan kaç çıktı? 64 eşittir. X kareden 100'ün karekökünü alın. Yine X 10 çıkacak. Aslında aynı şeyler. Çünkü burada 9'dan 3'ü çıkardım, 6'yı buldum. 12'den 4'ü çıkardım, 8'i buldum. Karelerini aldım. O zaman formül olarak yazalım mı bunu? A noktası A virgül B olsun. B noktası C virgül D olsun. Dese ki AB'nin
Uzunluğu kaçtır? Karekök içinde A ile C'nin farkının karesi artı B ile D'nin farkının karesi. Bazı arkadaşlarımız şuna takılıyor. Diyor hocam, siz öyle yazdınız da ben C'den A'yı çıkarıp karesini alsam olmaz mı? Veya D'den B'yi çıkarıp karesini alsam olmaz mı? Sormak istediği soru aslında şu. -2'nin karesini almışsın. Ha, 2'nin karesini almışsın. Sonuç değişir mi? Değişmez. O zaman bu sonuç da değişmeyecek. Ha C-A'nın karesini almışsın. Ha A-C'nin karesini almışsın. İkisi de sonucu pozitif çıkacak parantez karesini aldığı için. Hocam sesiniz çok donuk donuk geliyor. Sesin dolu dolu geliyor. Demek ki çok donuk. Evet. Bugün siz şanslısınız. Sizden önceki iki derste ses hiç gitmiyordu. Şu an çok iyi bence. Hocam sesiniz kesili geliyor. Arkadaşlar bence yazılara odaklanın. Hocam bizim de sizden önceki derslerimizde. Bugün sesten kaynaklanan bir problem var. Sizden önceki ders. Hocam Hüseyin dolu dolu değil donuk donuk geliyor dedi. Biliyorum. Ben de evet. Zaten. Devam ediyoruz. Arkadaşlar A noktası 8,12, B noktası 16,27. AB arasındaki uzaklığı bulun bakalım. Üç, dört, beş. Söyleyebilir miyiz? Beş, on iki. Söyleyebilir miyiz hocam? Sekiz, on beş, on yedi. Yedi, yirmi, dört, yirmi beş. Söyleme canım. Söylediklerimi tekrarla sadece. Başla. Hadi. Üç, dört, beş, beş, on iki, on üç, sekiz, on beş, on yedi. Yedi, yirmi, dört, yirmi beş de bakalım. Berk. Tekrarla. Hocam. Hepsini mi? Evet. Ben ezberlemedim ki hocam. Öyle gördüğüm zaman yapıştırıyorum. Hocam ben ezberledim. Ahmet miydi? Hocam bunu çık değil mi? Evet. Evet. Ahmet tekrarla bakalım. Hadi Ahmet. Söyleyeyim mi? Ben tahta yazdıklarımın devamını söyle. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 8, 15, 17. 7, 24, 25. Bir de 9, 40, 41 var. Aferin. Hı hı. Evet, Hüseyin söylesin. Mikrofonumuzu kapatalım arkadaşlar. Evet, ses kesik kesik geliyor. Sesimizi kapatalım. Başka bir arkadaş açsın. Mikrofonundan kaynaklanan bir problem var anladığım kadarıyla. Şimdi gördüğünü yapıştırıyorsun demek Berk. Yapıştır bakalım. Berk. Hocam 8, 15, 17 olacak. Ha, hepsini mi? Baştan sona mı söyleyeyim? Hepsini baştan sona söyle. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. 9, 40, 1. Aferin. Şimdi farkını hocam, al bakalım. 8, 16'nın farkı kaç? 8. 27 ile 12'nin farkı kaç? 15. 8, 15. 17. 8, 15, 17 üçgeni çıkacak. Eğer üçgen çizer, koordinat düzlemini çizerseniz de x'i burada 16 idi. Diğerinde x'i pardon, x'i 8'di. Sonra x 16 olmuş. Y'si 12 idi. Y'si 27 olmuş. Farkı kaç? 15. Şurada bir üçgen çıkacak işte. Şurada bir üçgen çıkacak. Bakın şu uzaklığı istiyor. Şurası 8, şu uzunluk 15. O zaman 17 diyeceksiniz arkadaşlar. Daha temiz yazalım.
Neydi A noktası? Yazanlar söylesin hemen. 8'e kaçtı? 12 hocam. 8'e 12 idi. B noktasını söylesin. 16'ya 27. Burası da B noktasıydı. Şu uzunluğu istemişti bizden. Evet. Şu yatay ve dikey uzunluğu bulursanız zaten Pisagor'dan çıkacak. 8 ile 16'nın farkı kaç? 8'den 16'ya kadar. 8'dir. 12'den 27'ye kadar kaç uzaklık? 27'den 12'yi çıkarırsanız bulursunuz. 15. Bu uzaklık da 15. Ne yapıyorduk? 8, 15, 17. Ha, ezberlemediniz diyelim. Geçmiş olsun o zaman. Şunu yapacaksınız. X kare eşittir 8'in karesi artı 15'in karesi. X'in karesi eşittir 64 artı 225. Sonra x kare eşittir 289. 289'un kare kökünü alırsın. Alırsın. Evet, alabilirsin çünkü. 17 çıkar arkadaşlar. Anlamayan var mı? Yok. Evet. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı bulduk. Bakın, size yeni nesil soru olarak denemede diyelim ki sordu. Dedi ki işte A noktası x 1 virgül y 1, B noktası x 2 virgül y 2, sonra AB arasındaki uzaklık eşittir x 2 eksi x 1'in karesi artı y 2 eksi g 1'in karesinin karekökü olacaktır. Örneğin diyecek. Örnek verecek bir de. A noktası işte 1 bölü 2 virgül 3. Tamam mı? Sonra B noktası, B noktasını verecek. 7 bölü 2 ondan sonra 7. AB arasındaki uzaklığı hesaplayacak. İşte 7 bölü 2 eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 7 eksi 3'ün karesi eşittir. Bulacak cevabı. Buna göre şu soruyu da siz çözün. Tamam mı? Buna göre A diyecek 3,7. B eşittir 2 virgül kaç olsun x. Kaç olsun AB arasındaki uzaklığı vermiş mesela. AB arasındaki uzaklığı da verecek. Kaç bu söylesin? Berk sen söyle canım. Hocam ilk aradaki bir uzunluk söyle, biz x'i bulmaya çalışalım. Hepsi istediğim değeri verebilir miyim? İstediğin değeri verebilirsin canım. O zaman 6 olsun hocam. 6 olsun. O halde x değerlerini bulunuz. X kaç olabilir? Hocam 7 bölü 35 olabilir. Yok, 35 olmuyor mu? Evet. Tahtayı sileyim mi? Ha, yok 35. Tahtayı sileceğim. Ekran fotoğrafınızı alın. Ya da notunuzu tutun. Sileceğim, çözüme geçeceğim. Evet, siliyorum arkadaşlar. Şey hocam. Kimse, çok hızlı yazdım, çirkin yazdım. Kimse görmeden sileyim. Aman Allah'ım. Ekran fotoğrafı çekip bir yerde paylaşmayın zaten.
Kamera kayıttaymış ya. Allah muhafaza hocam, şimdi rezil falan olursunuz. Zaten kaydediyormuşuz. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 3'e 7 demişiz. A noktası. B noktası da ne demiştik? 2,x. AB arasındaki uzaklık. Yani 3'ten 2'yi çıkar, karesini al. 7'den x'i çıkar, karesini al. Sonra karekökü 6 çıksın. O halde arkadaşlar burası 1 değil mi? 1 artı 7 eksi x'in karesi kaçmış? 36'nın karekökü 6'dır değil mi? O zaman 36'ymış. Arkadaşınız da 35'li bir şey söyledi. 7 eksi x'in karesi, biri o tarafa gönder, 35 olur. Veysel ne yazıyorsun? Tamam. Hangi sayının karesi 35'tir? 7 eksi x'in karesi 35. Çok 35. X eksi 7'nin karesi de 35'tir diyebilirsin. Hangi sayının karesi 35'tir arkadaşlar? X eksi 7'nin kök 35 olduğunu veya X eksi 7'nin eksi kök 35 olduğunu söyleyebiliriz. Anlaşıldı mı? Herhalde buraya tik koymuş ya. Bu tik kök demek. O kök hocam. Anladık biz. Evet hocam. Kökü çizememiş, onun yerine tik koymuş. Zeki. Hocam peki x'i bulamaz mıyız? Nasıl? X'i bulamaz mıyız 7 falan bir şeyler yaparak? Tamam, x'i bulduk işte. Buradan x kaç olacak? X'imiz 7'yi öbür tarafa atarak x eşittir 7 artı kök 35. Köklü bir şey çıkıyor. Ya da x eşittir eksi 7'yi o tarafa at, artı 7 olarak gitti ya. 7 eksi kök 35. Yani iki tane. Zaten ben soruda kaç olabilir demiştim. Daha soruyu yazarken tahmin etmiştim iki tane değeri çıkacak. Gördüğünüz gibi iki tane değeri var. İşte şunu söyleyebilir size. X'in birinci bölgedeki değeri kaçtır? Birinci bölgedeki değeri, pardon. X hangisiydi? Absisti, ordinattı değil mi? Absisi 2. Ordinatı x olan. Ordinat buradaki x, sakın buradaki x absis olarak düşünmeyin. Buradaki sayı böyle a gibi bir sayı düşünün. A'yı bulduk. A nereye gelecek? 2'ye. 2 burası. X dediğiniz şey burası. Yani a olsun mesela. Buradaki değerdir. O da mesela 7 artı kök 35 olabilir. 7 artı kök 35. 6'ya yakın bir sayı, 7 daha, burası 13'e yakın bir şey ama 13'ten küçük. Mesela şurada 13 var, burada 12 var gibi düşünün. 12 ile 13 arası bir sayı çıktı. Anlaşıldı. Sen daha çözelim mi böyle? Evet, doğrusal denklemlere devam ediyoruz o zaman. Sorumuz şu. Y eşittir 2x artı 3 doğrusunu çiziniz. Ve bu doğru üzerindeki x virgül bir bölü iki noktasının absisi kaçtır?
Arkadaşlar koordinat düzlemini çizdi. Silme sakın. Bekle. Veysel arkadaşınız koordinat eksenini çizdi. Şimdi doğruyu çizeceğiz. Doğruyu çizerken x'e 0 verin. Siyah yazayım. X'e 0 verin arkadaşlar. Y'si 3 oluyor. Yani Y'yi 3 olduğu yerde kesiyor. Sonra Y'ye 0 verin. Y'ye 0 verin. Son çizdiğin çizgiyi sil. O kırıklı oldu biraz. Öyle bir çizgi olmaz. Düz çıkması gerekiyordu. Veysel, son çizdiğin doğruyu sil. Evet. Y'ye 0 verirsen 0 eşittir 2x artı 3. Evet. 3'ü bu tarafa gönderdiniz. Eksi 3 eşittir 2x. X eşittir eksi 3 bölü 2 bulduk. Evet. Şimdi x'i eksi 3 bölü 2'den kesmiş. Doğru. Sadece şurası böyle kırıklı olmayacaktı. Düz olacaktı. Tamam mı? Düzeldi mi? Biraz bilmiyorum ama. Böyle bir doğru çizeceğiz. Şimdi bu doğrunun üzerinde şu nokta var. Y'si 1 bölü 2 olduğu, Y'nin 1 bölü 2 olduğu yer şurası ya. Bu noktanın üzerinde 1 bölü 2 diyor ki buranın X'i kaçtır. X'ini bulacağız arkadaşlar. X'ini nasıl bulacağız? Y yerine 1 bölü 2 yaz demiş. Y yerine 1 bölü 2 yaz. Yazdım. 1 bölü 2 eşittir. 2 çarpı X artı 3. 3'ü bu tarafa gönder. 1 bölü 2 eksi 3 eşittir 2x. Kaç olur? 1 eksi 2 kere 3 6. Eksi 6. 1 eksi 6 eksi 5 bölü 2 eşittir 2x ise her tarafı 2'ye böl. X buradan eksi 5 bölü 4 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Anlaşıldı. Bir tane daha bundan yazmak istiyorum. Mesela özür dilerim arkadaşlar. Şimdi size AX artı B'ye eşittir C gibi bir doğru verip üzerinde kelimesini kullanmışsa verilen bir nokta üzerinde kelimesi kullanmışsa hangi nokta mesela A eşittir 2,3 üzerindedir demişse getirip yerine yazacağız. 2'yi X yerine 3'ü Y yerine yazacaksınız. Yani 2A artı Y yerine 3 yazın X yerine 2 yazın 3B eşittir C bulmuş olacaksınız. Üzerinde demişse kesin o doğruyu sağlamalı ve o doğrunun üzerine yazılmalıdır. Bu şekilde çözeceğiz. Son 10 dakikadayız. Kaç dakikamız var? Tamam hocam. Hı? Ya 5 ya 10 ikisinden biri. Tamam. Hemen. 5 değil mi? 11.55'te bitiyor. Evet, 55. Tamam. 5 dakika daha devam ediyoruz. Sorumuz şu. 2x artı 3 Y eşittir 60 doğrusu üzerinde. Olan A virgül kaç olsun? Eksi 5 noktasının. Ve noktasında A kaçtır? A değeri kaçtır? Üzerindedir dedik değil mi? Üzerinde olan şu nokta. O halde biz buradaki A'yı alacağız X yerine. O zaman eksi 5'i de alıp Y üzerine yazdık mı cevap çıkacak. 2A eksi 5 kere 3 15. Değil mi? Eksi 5 yazarsanız buraya, eksi 5 yazarsanız eksi 15 oldu. Eşittir 60.
2A eşittir 75. Buradan A'yı arkadaşlar 75 bölü 2 olarak bulacağız. Anlaşılmayan bir şey var mı? Evet. Y eşittir 2x artı 10. Ondan sonra V birinci açı ortay ve birinci açı ortay doğrusu arasında kalan alanı tarayınız. Tarayınız. Hangi renk olsun? Kırmızı rengi. Kırmızı renk olsun, tamam mı? Evet, koordinat düzlemini çizdi. Birinci açıortay doğrusu. Aferin Yusuf. Birinci açıortay doğrusunu da yapıştırdı. Lan Yusuf tam ortadan geçirdi. Nasıl yaptın sen? O zaman 2x artı 10'u da çizin. Evet. Kim çizerse serbest. Yanlış çizmesin ceza keserim. Evet. X'e 0 de verdi. Y'si 10. Şurası 10'dur dedi. Peki Y'ye 0 verse kaç çıkar? Y'ye 0 verse 0 eşittir 2x artı 10'dan x eşittir eksi 5. Evet. Yalnız biraz daha uzatmamız lazım. Çizdiğiniz bu doğruya göre. Tak 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 böyle. Siz benden daha güzel çizdiniz ya. Evet. Kırmızıya boyayacağız değil mi bu ikisi arasında kalan alanı? Kırmızıya boyayacağız. A boyadım. Böyle bir alan. Size demez bunun alanını bulun. Niye demez? Çünkü bunun alanı sonsuz. Bu alan sonsuza kadar gidiyor. Bir de deseydi ki, deseydi mesela bu doğru, bu doğru ve y ekseni arasında kalan bölgeyi tarayın. O zaman yapabilirdiniz. O zaman şu kısmı tek yapacaktınız değil mi? Yani şu. Bir, iki ve arkadaşlar bu ikisini çizdikten sonra y ekseni arasında kalan alan şu alandır. Bu alanı istese ben bulabilirim. Şurayı bilsem, şu noktayı bilirsem bulabilirim. Ya şu uzunluk ya da şu uzunluk. İkisinden birini bilirseniz taban bura, yükseklik bura deyip üçgenin alanını bulabiliriz ama bize onu sormamış. Evet. Hocam. Oturum kapanmak üzere. Sorusu olan var mı? Hocam ben. Ne diyeceksin Zeynep? Hocam orada eksi beşi nereye neye göre yerleştirdiniz? Ha, eksi beşi neye göre? Hemen tekrar bir tahta açalım. Hatırlıyor musun soruyu? Y'ye sıfır verdik. Bir daha söyleyelim. Y eşittir kaçtı? 2 artı 10. Hocam orayı evet. Anladın mı? İşte koordinatı nasıl yerleştiriyorsun? X'e 0 veriyorsun. Y'si 10. Yani 0'a 10 çıktı. Tamam mı? Hocam o, sayısal değerini anladım. Y'ye 0 veriyorsun. X eksi 5 çıkıyor. Yani eksi 5'e 0. Bunları bulduktan sonra önce şu A noktası olsun. A'yı yerleştir. 0'a 10. Burası. 0'a 10. Sonra hocam 0 dediniz. Neden 10 yazdınız? Hangisi? Ha 0 absis. Biz ordinatı yazıyoruz. Absis 0 ise ordinat 10 olduğunda y ekseni üzerinde olmuş oluyor. Dedik ya bunu not olarak yazdırmıştım. Hatta demiştim ki
Ordinatı sıfırsa, ordinatı sıfırsa x ekseni üzerinde olacak eksi 5. X ekseni üzerinde eksi 5. Zaten biz x'e 0 verip y'yi kestiği yeri, y'ye 0 vererek x'i kestiği yeri bulup birleştiriyoruz. Sonraki dersimizde yine bunlara devam ederiz. Kendinize hocam, öğleden sonraki derslerimizi biliyor musunuz? Görüşmek üzere.